Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde döviz piyasasında yaşanan dalgalanmanın geçici olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini çıpalamaya kararlıdır, dedi. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, Ramazan ayı boyunca yüzlerce üründe fiyat sabitleme ve indirim kampanyası başlattıklarını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı iki tahvil ihalesinde ihale öncesi satışlarla birlikte toplamda 12,8 milyar liralık borçlanma gerçekleştirdi. Hazinenin 13 ay vadeli ihalesinde bileşik faiz %48,35 olurken 4 yıl vadeli TL refe endeksi tahvil ihalesinde ise dönemsel faiz %10,68 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,3 arttı. Daha önce %11,4 olarak açıklanan Aralık ayındaki yıllık artışsa %14 seviyesine revize edildi. Ocak ayında aylık bazda %2,6'lık artış da 6 ayın en hızlı aylık artışı olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik Ocak ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %9,1'e yükselirken genç nüfusta işsizlik oranı 1,1 puan artarak %16,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ise 1,7 puan artarak %26,5'a ulaştı. Deutsche Bank, Türkiye'de enflasyon dinamiklerindeki kötüleşme nedeniyle politika faizi tahminini revize etti. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Mart ayındaki toplantısında 500 baz puanlık faiz artışının yüksek ihtimal olduğunu söyledi. Küresel piyasalarda haftanın ilk iş gününün akşamında Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar ve Ekons Danışmanlık Kurucu Ortağı Ferhat Yükseltürk ile birlikteyiz. Ferhat Yükseltürk burada stüdyoda bizimle birlikte. Ferhat Bey hoş geldiniz, iyi akşamlar. Murat Salar da programımıza uzaktan bağlanacak. Murat Bey hoş geldiniz, iyi akşamlar. Çok teşekkürler Murat'cığım, yayınlar. Hepimize çok teşekkürler. Yurt içinde de önemli gündem maddeleri var, yurt dışında da önemli gündem maddeleri var, gelişmeler var. Hepsini konuşacağız ama önce piyasalarda bugün neler oldu onu getirelim ekranlarınıza. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0,26 kayıpla 9131 puandan tamamladı. Endeks açılışla beraber 9368 puanla gün içi zirvesine yükseldi. Sonrasında ise 9250 puan üzerinde yatay bir seyre geçti. Öğleden sonra başlayan satış eğilimi kapanışa doğru da devam edince endeks günü %0,26 kayıpla 9131 puandan yani gün içerisinde gördüğü en düşük seviyeden tamamladı. Gün sonunda 29 hisse senedi değer kazandı. 71 hisse senedinde ise değer kaybı yaşandı. Alt endekslerde holdingler %0,9, perakende %0,7, sigorta %0,5 ve bankacılık %0,3 arttı. Ulaştırmanın da yine hafif de olsa %0,2 artıda olduğunu söyleyelim. Düşenler tarafında ise iletişim %4,6 ile öne çıktı. Onu %1,5 kayıpla gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve petrokimya endeksleri takip etti. İşlem hacmine bakacak olursak 100 milyar liranın hemen üzerinde BIST 100 işlem hacmi 106.7 milyar lira, BIST tüm işlem hacmi ise 163.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Para piyasalarında dolar endeksi bugün aşağıda 102.6, yukarıda ise 102.9 arasında dar bir bantta hareket etti. Şu sıralarda da gördüğünüz gibi önceki kapanışına göre %0,16 artıda gün içerisinde gördüğü en yüksek seviyelere yakın noktada. Euro dolar karşısında gün içerisinde 1.0953 ile en yüksek seviyesini gördükten sonra 1.0915'e kadar gevşedi ama altına da inmedi. Şu anda onun biraz üzerinde 1.0924'lerde önceki kapanışına göre %0,14 aşağıda euro dolar karşısında. Dolar Türk lirası karşısında %0,2, euro Türk lirası karşısında %0,1 artıda.
Amerikan tahvilleri 10 yıllık tahvil faizi sabah saatlerinde %4,04'lere kadar geriledi. Sonrasında ise kademeli olarak gün içi zirve seviyesi olan %4,10'lara yükseldi. Şu anda da gün içerisinde gördüğü en yüksek seviyelere yakın, hemen altında %0,9 seviyelerinde hafif yukarıya, 5 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizlerinde de yine yönün hafif de olsa yukarıya olduğunu görüyoruz. Emtialar ise hareketli bir günü geride bıraktı diyebiliriz. Herhalde hareketli olmaya da devam edecek. Birazdan konuşacağız. Altının ons fiyatı Asya seansında 2189 dolara kadar yükseldi. Ve geçen hafta Cuma günkü 2195 dolarlık rekor gün içi seviyesine yaklaştı. Şu sıralarda da o yakın yine rekor seviyeye, 2182 dolar düzeyinde %0,15 artıda spot altın. Yarınki Amerika'da açıklanacak TÜFE rakamları spot altın açısından da önem arz ediyor. Bu harekete paralel olarak da gram altın 2241 lira seviyelerinde %0,34 yukarıda, onun da yurt içinde rekor seviyelerde olduğunu söyleyelim. Ve Bitcoin %4,63 artıda güne, 69.400 seviyesinden başladı Bitcoin. Sabah saatlerinden itibaren rekorunu genişletmeye, bu günlük hareket görüyorsunuz, ve yenilemeye başladı. Önce 70.000'i, sonra da 71.000'i geçtikten sonra akşam saatlerinde 72.717 dolarla gün içi en yüksek seviyesine tırmanmış durumda. Gün içerisinde %4,61 yukarıda. Bitcoin'deki dinamikleri biliyoruz ama bugün İngiltere'den gelen açıklamalar da yine bugünkü rally'nin tetiklenmesine yol açtı. Hızlıca onlardan da bahsedelim. FCI ve Londra Menkul Kıymetler Borsası arka arkaya önemli açıklamalar yaptı. FCI, kripto para destekli tahviller için lisanslı yatırım borsalarından gelecek taleplere itiraz etmeyeceğini açıkladı. Ama bireysel yatırımcılar için değil bu. Diğer taraftan Londra Menkul Kıymetler Borsası da ikinci çeyrek itibariyle Bitcoin ve Ether ETN'leri için başvuruları kabul edeceğini duyurdu. Kripto paralara karşı en sıkı regülasyona sahip olmasıyla bilinen İngiltere'den gelen bu haberlerde bugünkü ralliye en azından destek verdi Bitcoin tarafında. Brent petrol 82-75 dolar bandında hareket etti bugün. Önceki kapanışına göre %0,37 yukarıda. Amerikan tipi ham petrolde de hafif bir artış var. Avrupa borsaları geldi ekranlara. Sadece Londra'da %0,12'lik bir artış var. Fransa'da, Almanya'da ve İtalya'da bugün kayıplar izlendi ve Amerikan borsaları son olarak Cuma günü %1,12, haftalık bazda da %0,7 gerileyen S&P 500 endeksi bugün de açılışın ardından 5091 puana kadar geriledi. Ama gördüğünüz gibi kayıplarını geri almış gibi görünüyor. Açılış seviyelerinde sadece %0,05'lik bir kayıp var. Dow Jones'ta ise %0,1'lik bir artı var. Nasdaq'ta da yine 0,2'lik bir kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Söylediğimiz gibi yurt içinde de yurt dışında da hareketli anlar, hareketli saatler yaşanıyor. Hemen Murat Salar'a dönelim. Murat Bey, tekrar iyi akşamlar. Geride bıraktığımız hafta Amerikan Merkez Bankası Fed'in iki tane sunumu vardı. İki farklı noktada kongrede sunumlar gerçekleştirdi ve orada şu ifadeleri kullandı. Faiz indirimi için gereken enflasyon seviyesinden çok da uzak noktada değiliz dedi ve biraz gevşetmek için, para politikasında biraz gevşeme için bu yıl makul olabilir, bu yıl uygun olabilir ifadesini kullandı ki o ifadelerde daha sonrasında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın da değerlendirmelerini düşünecek, üst üste koyacak olursak salı, çarşamba, bir de üstüne perşembe dünyada bir faiz indirimi coşkusu yarattı mı, ne dersiniz? Aslında Amerika'nın yaptığı açıklama sadece enflasyon tarafından Murat'cığım. Bir de bütün denklemine baktığın zaman Amerika'nın diğer verileri bir yavaşlamayı işaret etmiyor henüz. Dolayısıyla faiz indiriminde acele etmek için gelmiş veri istihdam tarafında özellikle henüz yok. Böyle baktığı zaman da evet %3'ler civarında bir enflasyon, iki hedef, reel faiz var. Bono oranlarını, Amerikan tahvil faiz oranlarını biraz evvel sen söyledin. Ama ekonomide bir önemli bir yavaşlama görüntüsü yok. Dolayısıyla ekonomiyi canlandırmak için faizi indirmeyi motive edecek henüz Fed'i o noktayı nasıl diyeyim, hızlı çekecek, yakın zamanda faiz artırmaktan hızlı bir biçimde faiz indirme seviyesine çekecek veriler gelmedi. Öyle olunca da bir stabilizasyon dönemi bu. Hızlı bir faiz artırımı oldu. Geçen yıl Fed'de cesur adımlar atıldı. Orada da enflasyonu hızlı bir biçimde aşağıya indirdiler. Yani enflasyonun bir kısmı tabii ki pandemi döneminde ertelenmiş taleple ve tedarik zincirlerinin bozulmasıyla, pandemi geçtikten sonra oradaki o
köpük kısmı gittikten sonra daha gerçek, daha organik dinamiklere geldik. Alışkın olduğu seviyelerin çok ötesinde değil. O yüzden de çok hızlı hareket edeceğini zannetmiyorum. Çünkü başka bir komplikasyon yaratmamak için. Ama şu patikayı söyledi. 2024 yılı içerisinde faiz indirimlerinin başlaması artık kuvvetle muhtemel. Ama piyasanın ilk başta tahmin ettiği dozda, tahmin ettiği sayıda bir faiz indirimi olacağına ben çok ihtimal vermiyorum. Biraz daha yavaş gidecektir. Biraz daha kontrol ederek gidecektir. Faiz indirimini de acele etmeyi gerektirecek konumda değil görebildiğim kadarıyla. Peki hemen şunu soralım. Biraz daha Haziran ayı ilk faiz indirimi için Amerikan Merkez Bankası Fed'den biraz daha Haziran ayı öne çıkmış gibi görünüyor. Bu çerçevede baktığımızda elbette hani Haziran mıdır, Temmuz mudur bilmiyorum ama zamanlama açısından siz erken mi düşünürsünüz Haziran için? Erken diye mi düşünürsünüz? Yani şöyle, orada yapıp bekleyecekse, çünkü genellikle başladıktan sonra oradaki yönlendirme önemli olacak. Yani diyelim ki Haziran'da 25 ile başladı. Sonraki aylarda duracaksa, çünkü Haziran'da başlayıp devam edeceksen bir 5 tane daha yapmak lazım. O da çok kolay gözükmüyor bence. O yüzden başlangıç eğer Haziran olacaksa sonra durması gerekecektir. Sonra belli bir zaman süre sonra tekrar bir 25 yapması gerekecektir. Çünkü adet olarak 4-5 tane bu yıl için biraz fazla olur. O sebeple belki beni başlamayı geciktirerek artık devam edeceği bir noktada başlayıp sonrasında o sonucu alana kadar indirmeye devam edecektir. Genellikle çok hızlı değiştirmiyor Fed. Yani olağanüstü bir şey olmazsa pandemi gibi, Covid dönemi gibi çok olağanüstü bir şey olmazsa bu kararını değiştirmeyecektir. Faiz indirimlerini göreceğiz. Dozajı piyasanın ilk andaki tahmin ettiğine göre daha az olacaktır. Daha yavaş bir patikada gideceğiz. Ama bunun piyasayı bozması için gerekli bir done yok henüz. Bir yandan da çünkü bilançoyu küçültüyor. Orada da enflasyonla mücadeleyi, ekstra liteyi toparlayarak diyeyim, sterilize ederek oluyor. Hepsini birlikte düşündüğümüzde faiz manşet kısmı, ama orada piyasanın çok angaje olması gerekmiyor. Şu anda Amerika'da işler iyi gidiyor benim görebildiğim kadarıyla. Ama tabii Kasım'da bir seçim olacak. Başkan değişimi vesaire, bunlar nasıl etkiler? Hani Fed o politikalardan çok etkilenen bir yapı değil, ama bundan sonra Trump'ı her gün duymaya başlarız. Eğer Cumhuriyetçiler seçilirse faizle ilgili onun tartışmaları başlar. Ama şu anda işler iyi gidiyor o tarafta. Murat Saner, Amerikan borsalarındaki durumu da soracağım. Geçen haftalarda çünkü şimdi siz söyleyin köpüktü dendi, işte biraz balon oluştu dendi. Bugün yine JP Morgan'dan bir rapor geldi. Muhteşem değil, henüz zirvesine ulaşmadı diye. Onu da soracağım ama Ferhat Yüksel Türkiye, Jerome Powell'ın açıklamaları içerisinde maliye politikasına çok karışmak istemeyiz ama Amerika'nın borcu pek idare edilebilir olmaktan çıktı diye de bir ifade kullandı. O konuya da vurgu yaptı. 30 trilyon. Trilyon doların üzerinde bir iç borcu var ve hani günlük ödemesine baktığınız zaman kabaca şöyle ciddi rakamlara ulaşıyor ve bunun önümüzdeki yıllarda daha da artması düşünülüyor. Murat Salar'ın bize çizdiği çerçeve, hani şu andaki Amerikan ekonomisine bakışını güzel bir çerçeve çizdi Murat Bey bize. O çerçeveden baktığımızda üzerine bir de Jerome Powell'ın bu tespitini, artık hani Jerome Powell'a şey edelim, tahvil edelim. Bu tespitini de eklediğimiz zaman görünümü değiştirir mi bu borçlar meselesi? Yani tabii borçlar meselesi özellikle fiscal dominance diye tabir ettiğimiz, yani böyle bütçenin çok yüksek açık vermesi ve buna bağlı olarak da biraz dışlama etkisiyle beraber piyasada çok tartışılıyor. Yani bunun özellikle faizler üzerinden yaratacağı baskı, bunun para piyasaları üzerinde ve hisse senedi piyasaları üzerinde ne gibi etkileri olur? Bunların hepsi orta uzun vadede aslında tartışma konusu. Şu anda mesela baktığımızda faizler yüksek seviyede, %4 seviyelerde. Enflasyon %3'e gelmiş vaziyette. Reel anlamda bir faiz sunuyor. Özellikle ABD 10 yıllıklar bazında önemli reel getiriler mevcut. Ve bu reel getiriler aslında bize 2000 sonrası dönemde çok fazla rastlamıyorduk. Yani 2001 sonrası işte 11 Eylül olayları, onun üzerine ABD Merkez Bankası'nın hızla faiz indirmesi, daha sonra uzunca bir süre düşük seviyelerde kalan faizler, işte 2008 krizi öncesi tekrardan bir yükseltme denemesi ama sonrasında
uzunca bir süre %2'li seviyelerde kalan ABD 10 yıllık tahvil faizleri, işte sıfırlara kadar düşen faizler. Yani dünya yaklaşık 20 senelik bir döngüde aslında düşük faiz ortamına alışmıştı. Fakat bu dönemde de biriken bir borç yükü vardı. İşte Trump'ın vergi indirimleri sürekli olarak aslında Bush'la beraber başlayan bir süreçti. Ve sürekli olarak o bütçenin Clinton sonrası dönemde sürekli olarak açıklarını artırdı. O açıkların artmasıyla beraber finansman ihtiyacının arttığı ama küresel bazda sermaye akımlarının yüksek seviyelerde olması ve ABD'nin biraz daha güvenli liman görülmesi nedeniyle de bu tarafta bir finansman sıkıntısının yaşanmadığı bir döngüden geçtik. Fakat şimdi artık yeni bir dünyaya doğru giriyoruz. Bunu da unutmamak lazım. İşte jeopolitik gerginliklerin artması, işte doların biraz daha yani jeopolitik oyunun içerisinde olması ve buna bağlı olarak işte yaptırımlar ve diğer silahlar, ekonomik silahların devreye sokulması nedeniyle bu tarafta finansman bacağında küresel akımlarda biraz sıkıntı yaşanmaya başladı. Yani çok yüksek mi? Hayır, değil. Hı hı. Ama gene de o eskiden olduğu gibi hani tamamen güvenli liman olarak görülmemeye başladı. İşte bu Rusya-Ukrayna gerginliği, buna bağlı olarak Rus Merkez Bankası'nın varlıklarının dondurulması bunun etkenlerinden birisi. Çin-Amerika gerginliği bunun etkenlerinden birisi. Bunların hepsi aslında birikimli olarak üst üste bir risk faktörü eklemeye başlıyor. O yüzden de ben hani tekrardan o %0'lı işte %1'in altındaki seviyelere gelir miyiz gelmez miyiz o konuda soru işaretlerim var. Yani daha yüksek bir faiz ortamında ilerleyecek dünya. O 2000'li yıllarda alıştığımız yani 2000'lerin başından 2020'lere kadar alıştığımız o düşük faiz seviyeleri artık kolay kolay göremeyeceğiz gibi duruyor. Bu enflasyondan bağımsız olarak. Enflasyon tarafında tabii biraz küreselleşmenin geriye gelmesiyle beraber o yüksek yani düşük enflasyon ortamından biraz daha işte %2'nin üzerinde belki 2 ile 3 bandında oturacak orta uzun vadede. Belki 4'lere kadar bazen 5'lere kadar çıkacak bir enflasyon ortamına girdiğimizi düşünüyorum. Buna bağlı olarak da merkez bankaları her zaman biraz daha sıkı olacak. Yani önceki dönemlere kıyasla biraz daha böyle mümkün olduğu kadar o fiyat istikrarını korumaya çalışacaklar. Faiz indirimleri de işte Murat Üstad'ın da söylediği gibi çok hızlı olmayacak. Yani daha böyle dataya bağlı olarak işte biz şu anda Haziran'da ilk indirimi öngörüyoruz. Büyük ihtimalle de olacak. Yani yarınki data da tabii bunda etkili olacaktır ama eğer beklenen ya da beklenen bir miktar altında gelirse Haziran'da biraz daha rahat bir şekilde yapacaktır. Ama bu Haziran'da yapması ard arda faiz indirimleri yapacağı anlamına gelmiyor. Evet. Büyük ihtimalle bu yıl 3 tane maksimumda yapacak bir ABD Merkez Bankası göreceğiz. Eğer veriler istediği seviyelerde giderse önümüzdeki yıl belki 2-3 tane daha yapacak. Ama böyle kademeli yani birdenbire o ikili seviyelere gelmeyeceğiz. Bunu unutmamak lazım. Bu ABD hisse senedi piyasaları açısından ne getiriyor diye baktığımızda bence o tarafta halen hikaye devam ediyor. Büyüme tarafında çok büyük bir sıkıntı yok. Bu yıl seçim yılı. İki başkan adayına da baktığımızda aslında büyümeyi destekleyici politikaları ön plana çıkartıyorlar. O yüzden de hani büyüme tarafında çok büyük bir sıkıntı olmayacak gibi duruyor. Peki çok özür dilerim. Tahvil faizleri Amerika'da 10 yıllık tahvil faizi %4,10. Oradan da bir türlü kopamıyor. Yani %4'ün altında çok kalıcı olamıyor. Kalıcı olamıyor. Evet, yani orada büyük ihtimalle %3,5 bence en dip nokta olabilecek gibi duruyor. Ama %4'ün altında işte 50 bas puan yukarıda, 50 bas puan aşağıda. Şimdi hani 4,04'e geliyor, tekrar 4,10'a evet. çıkıyor. 4,09'a geliyor. Yani bu da enflasyona ve de faiz indirimlerine bakışta bir noktada fiyatlayan, bir noktada bize gönderen, işaret eden bir veri midir? Hem o taraf var hem de sürekli olarak aslında finansman ihtiyacını da ön plana çıkartıyor. Yani oradaki o maliye baskısı, kamu maliyesi baskısı da bu mevcuttaki fiyatlamalarda bence etken haline gelmeye başladı. Hmm. Yani burada sizin artık bu yüksek finansman ihtiyacını bir şekilde çevirebilmeniz için de reel getiri sunmaya başlıyor olmanız lazım. Bunun da bence en önemli faktörlerinden birisi. Çünkü uzun vadeli enflasyon beklentilerine baktığımızda aslında çok hani %2'nin çok üzerinde bir beklenti oluşmamış vaziyette. En azından piyasa fiyatlamaları. O yüzden de biraz daha o kamu maliyesindeki o finansman ihtiyacını belirten fiyatlamalar görüyoruz.
Burada işte eğer Trump gelirse ki şu andaki görüntü Trump bir adım biraz önde bir gibi. Bir adım öndeymiş gibi görüntü. İşte yine hatta böyle vergi indirimlerinden konuşmaya başladı. En son bugündü galiba bir CNBC'de bir röportajı vardı. Orada verdiği şey işte yeni gene klasik Çin ve diğer ülkelere ek gümrük vergileri getireceğim. Ama bunun etkilerini yani azaltmak için de hane halkının yeni bir ek vergi indirimi getirebilirim şeklinde. Yani bu minvalde açıklamaları vardı. Yeni bir vergi indirimi tabii ekstra bir bütçe açığı anlamına geliyor. Bu açıdan da yani o taraftaki finansman ihtiyacı artarak devam edecek. Bu artarak devam etmesi de faizler üzerinde baskıyı artırmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Ben de teşekkür ediyorum ve bir araya gidiyorum. Aranın ardından da yine Murat Bey'e soracağız Amerikan borsalarını. Bir aramız var. Aradan önce de bir tane haberimiz var. Değerli izleyenler, Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan, işsizlik oranının ekonomide soğumaya işaret etmediğini, işsizlik oranındaki artışın kadınların iş gücünden ayrılmasından dolayı olabileceğini söyledi. Her zaman olduğu gibi haberimiz, ondan sonra aramız, sonra buradayız. Küçük bir işsizlik oranında yükselme var ama istihdamda çalışanlarda artış var. Dolayısıyla bu tabii iş gücüne katılma oranındaki düşüşten kaynaklanıyor. İşsizlik oranı yükselirken iş gücüne katılma oranı düştüğü için istihdamda hafif bir artış var. Yani soğuma diyebileceğimiz bir şey yok oradaki 0.2 puanlık yükselişten dolayı. Ama yani bir istihdamda da bir artış yok. Yatay bir seyir diyebilirseniz bir soğuma emaresi aldığımızı söylemek bu veriye bakarak doğru olmaz diye düşünüyorum. İş gücünden ilk ayrılanlar, çalışmama kararı verenler kadınlar olmuş olabilir. O nedenden dolayı belki de buradaki oran yani yükselmiş olabilir. Yani bu daha fazla kadının istihdam edilmesinden değil. Zaten çünkü çok da fazla bir şey görmüyoruz. Daha fazla istihdam edilen kişi sayısında artış olarak öyle ciddi bir artış yok. Çok küçük bir artış var. Dolayısıyla oradan kaynaklanmış olma ihtimali zor. Ya da eskileriyle yer değiştirmiş olma ihtimali de biraz düşük. Olabilir belli bir ölçüde ama gene büyük bir ölçüde istihdamdan ayrılma kararı verenler belki kadınlar olmuş olabilir. Bir şeye daha dikkat çekeceğim. Şimdi bütün bunları konuşuyoruz ama aynı zamanda tabii bu kişi üzerinden çalışıyor, çalışmıyor üzerinden. Çalışma saatini dikkate almıyor ama TÜİK bu sefer bir mevsim ve tatmin etkilerinden arındırmış olarak haftalık ortalama fiili çalışma süresi de gösteriyor bize. Burada buna baktığınız zaman ufak da olsa çalışma saatlerinde bir düşüş var. Yani hem biraz iş gücünden ayrılma var. Çok ciddi oranda değil tabii bu. Ama yani var, onu görüyoruz. Ve bunların kadın olma ihtimali de yüksek. Ve aynı zamanda da çalışanların da çalıştığı süre birazcık azalıyor gibi görünüyor. Yani soğumadan vesaireden bahsediyoruz belki. Şu anda tabii ki böyle bir MR yok. Ben önümüzdeki aylar içinde kolay kolay öyle ciddi bir MR göreceğimizi düşünmüyorum. Programımızın ilk bölümünde konuklarımız neler söyledi? Murat Salar, Amerikan ekonomisinde önemli bir yavaşlama görüntüsü yok. Fed'in faiz indirimlerinde çok hızlı hareket edeceğini zannetmiyorum dedi. Ferhat Yükseltürk de Amerikan Merkez Bankası Fed bu yıl en fazla 3 faiz indirimi yapacak gibi duruyor. Amerika'da hisse senetlerinde de hikaye devam ediyor ifadesini kullandı. Tam da bu noktada Murat Salar'a dönüyoruz. Murat Bey,
Amerikan borsalarında demin de söyledik, bugün daha muhteşem yedilinin henüz zirvesine ulaşmadığı şeklinde bir haber vardı. Morgan Stanley'den, JP Morgan'dan geçen hafta acaba bir balon mu var diye sorgulandı, acaba bir köpük mü oluştu diye sorgulandı, sonra hayır köpük yok, altı doluyor bu beklentilerle yükselen. Bu hisselerin yükselişinin altı doluyor. Bu hisseler hakkını veriyor bu yükselişlerin, değerlendirmeleri de vardı. Kurumlar S&P 500 yıl sonu hedefini revize ediyorlar. 5100'ler denmişti, oralara geldik. 5300'ler, 5400'ler konuşuluyor şimdi hedef anlamında. Amerikan borsaları için neler söyleyebilirsiniz? Siz nasıl bakıyorsunuz konuya? Ve muhteşem yediliği elbette. Muhteşem yediliğe çok vakıf değilim. Yani, detay ben tabii çok sağlıklı değerlendiremeyebilirim. Onu daha iyi yapabilecek arkadaşlarımız vardır mutlaka bana göre ama ben dışarıdan fon yönetimi prensibiyle, portföy yönetimi prensibiyle değerlendirdiğimde şu andaki görüntünün geçmişe göre bir balon oluşturduğunu zannetmiyorum. Daha böyle hisse senetlerini daha kıymetli yapan veyahut da daha destekleyen bir atmosferin içerisine giriyoruz yavaş yavaş. Yani biraz evvel siz de yayında Ferhat'la birlikte konuştunuz. Sanki Trump bir adım önde. Biraz daha büyüme, biraz daha böyle agresif büyüme, popülist politikaları isteyen bir politikacı. Genel dünya siyasetine de tabii Amerika yön veriyor. Tabii ki gümrük vergileriyle vesaire karşı tarafları sıkıştıran adımları da olacaktır ama genel olarak baktığında Amerika'da şirketlerin isteyeceği ya da kurumsal yatırımcıların hisse senedinin gibi yatırımcıların isteyeceği türde bir başkan Trump. Eğer bu değişim olacaksa bir kere elimizde makro anlamda bu veri olacak. İkincisi faizin inmesi artık hemen hemen en azından fonlama faizin yani Fed'in politika faizinin inmesi hemen hemen kesin gibi. Dozajını tartışıyoruz. Veriler de kötü gelmiyor. Böyle baktığımız zaman hisse senetlerinde düzeltme yaşanabilir. Yani bu zaten doğasında var. Düzeltmeler yaşanabilir ama kalıcı anlamda bir düşüş veyahut da balon gibi bir tabir ben açıkçası ona çok katılamıyorum. Veya onun nereden kaynaklandığını çok göremiyorum. Değerlemelerin arttığı vesaire söyleniyor, zaman zaman yazılıyor ama bugünün dünyası başka bir dünya. Çok daha geniş bir Fed bilançosuyla yola devam ediyoruz. Dünyadaki likidite çok fazla, tüm varlık fiyatlarında çok ciddi artışlar oldu. Enflasyonist bir ortamdayız hala global ölçekte ve bir daha o pandemi dönemindeki sıfır enflasyonları veya işte eksi tahvilleri vesaireyi görme ihtimalimiz yok. Her şeyden önce paranın gidecek yer aradığı bir dönemdeyiz. Bugün baktığınızda bir miktar işte kıymetli madenlere akan bir para var. Bir miktar kriptoda ilgi var. Son bir ayın hikayesi bunlar. Ama yine de hisse senedi genel anlamda kalıcı anlamda bir düşüşü şu andaki atmosferde, şu andaki dinamiklerde ben şahsen çok beklemem. Murat Bey, sizin sözü getirdiğiniz yerden şunu sormak isterim. Hakikaten geride bıraktığımız hani en kısa vadede 15 günü sürükleyen hikayelerden bir tanesi Bitcoin, öbürü de altın fiyatları. Hani düşer kalkar, şu yöne gider bu yöne gider değil. Baktığımız zaman Bitcoin ETF'leri Ocak ayında 11 Ocak itibariyle işlem görmeye başladı. Sonrasında Rusya Amerika'nın yaptırımlarından kaçınabilmek adına dijital finansman enstrümanlarını kullanma kararını meclisinden geçirdi ki bu da kripto paralarla alacaklarını tahsil edebilme imkanı vereceği söyleniyor. Diğer taraftan İngiltere'den bugün gelen açıklamalar var ki kripto paralara mesafeli duran ülkelerden bir tanesi de İngiltere'ydi. Dolayısıyla bir hani resmileşmek demeyeyim ama resmi bir yatırım aracı olarak da yavaş yavaş sanki yerini alıyor gibi görünüyor. Bu anlamda baktığımızda kripto paraların genelde şeylerdeki yeri, portföylerdeki yeri acaba değişecek mi, artacak mı? Böyle daha geniş bir perspektifte nasıl değerlendirirsiniz? Bir ekleme daha yapayım Murat'cığım. Sayın Bakan'ın da Türkiye'ye dair, Sayın Mehmet Şimşek'in de açıklaması var biliyorsun. Türkiye'de bununla ilgili çalışma yapıyor ile ilgili. Henüz regülasyonda mesela Türkiye'deki yapıda biz bunların saklamasını vesaire kendi tarafımızda çok sağlıklı servis veremiyoruz. Ama zaman içerisinde başlarsa eğer bütün dünyanın şu anda gündeminde bu var. Yani kripto para gizemli bir şeydi ilk çıktığı zamanlarda, son zamana kadar, hatta yakın geçmişe kadar daha gizemli bir yatırımdı. Böyle sanki bir şekilde isyankar bir enstrümandı diyeyim.
daha böyle asi bir enstrümandı, asi bir yatırım enstrümanıydı. Yavaş yavaş legalize oluyor gibi, en azından hükümetler seviyesinde legalize olması tartışılıyor. Bu da tabii ki yapıyı destekleyen bir şey. Sınırlı sayıda arzı olan, yani burada en böyle manşet olan kripto para Bitcoin olduğu için sınırlı arzı olan bir şeyde ilave taleplerin gelmesi, yani global tanımla inflow dediğimiz girişlerin görülmesi fiyatlamalar üzerinde olumlu etki yapıyor. Ben bunları söylerken ben genelde kripto para işine mesafeli yaklaşanlardanım. Biraz daha demode diyeyim. Eski estağfurullah. Muhafazakar yatırımcı olduğumuz için bizim yapı gereği portföy yönetim sektöründe emanet parayla iş yapıyoruz. Çok emin olmadan risk alabileceğimiz bir şey değil. O yüzden hep mesafeli durduk ama gelen haberler yatırım evreninin içerisine kripto paralarında girme olasılığını artırıyor. Zaten fiyatlamadan da görüyoruz. Senin söylediğin o 11 Ocak'ta ETF'ler başladığında aslında kar realizasyonuyla karşıladı bunu Bitcoin. Düşüşle karşıladı. Doğru. O yukarıya doğru tırmanması muazzam bir yükseliş ve çok kısa bir sürede. Gerçi bu tür enstrümanlarda düşüş ve yükselişin boyutunu tartışmak çok gerçekçi değil. Çünkü stabil değil, yani piyasası tam oturmamış. Herhangi bir belli dozun üzerindeki giriş veya çıkış fiyatlamayı aşırı yönde değiştirebiliyor. Ama bugünün gerçeği şu, daha legalize, o üzerindeki gizemin daha kalktığı, hükümetler seviyesinde tartışıldığı bir enstrüman artık yadsınamayacak bir gerçek. Teşekkür ederim. Ferhat Yükseltürk, Murat Salar legalize olmaya başladı dedi ki belki de en doğru ifade bu. Ama hani ben demodeyim dedi ya Murat Salar, ben ondan daha da demodeyim muhtemelen. Çünkü ben de kesinlikle aynı fikirdeyim. Hatta sıfır risk neredeyse ben oradayım, öyle söyleyeyim naçizane. Bu elbette düşer çıkar, hani baktığın zaman hareketi öngörmek ya da analiz edebilmek de kolay değil. 60 kaçtan başladı bugün? 69.400'den başladı. 71-72 gitti. 72.700'lerde gün içi zirvesini gördü. Şu sıralarda kaçmış bulabilirsem eğer Bitcoin'i. 72.400 küsürlerde şu anda. Bir analiz vesaire falan filan sormayacağım ama Murat Bey'e söylediğim gibi artık bu şeylerde, alokasyonlarda yerini de almaya başlayacak. Çünkü hani Bitcoin olmaktan çıkıp ETF olmaya başladı. Yani tam manasıyla Murat Bey'in söylediği gibi legalize olma meselesi herhalde. Tabii. Şimdi aslında kripto piyasası diye tabir ettiğimiz şey uzunca yıllardır daha böyle bireysel yatırımcıların aktif olduğu bir piyasaydı. Buna bağlı olarak da yani hacmi görece daha düşük ama volatilitesinin çok yüksek olduğu bir piyasaydı. Şimdi son ETF'lerle beraber artık kurumsal yatırımcılar da ağır ağır böyle adımını atmaya başladı. Tabii halen küçük. İlk çıktığı zamanlarda merkezi olmayan para birimi. Evet. Şimdi artık bir otoriteye bağlı merkezi para birimi. Evet, yani ister istemez zaten para yani tutar büyüdükçe ve de artık buradaki işlem hacimleri büyüdükçe ister istemez bir şekilde regüle olmak da zorunda. Yani bu yüksek montanlı ve kurumsal yatırımcıların ilgi göstermesi için o yapının bir şekilde regüle olması gerekiyor. Artık dünyada da ilk başlarda bunu çok inkar etmeye başlamıştı. Yani tüm otoriteler önce bunu inkar ediyordu, görmezden geliyordu. Daha sonra bununla bir şekilde nasıl mücadele edebiliriz görüşü oluşmaya başlamıştı. Özellikle ABD tarafında, işte SEC tarafında ya da FED tarafında. Ama baktılar ki yani böyle bir gerçek var. Bu piyasa oluştu ve buna hane halkının özellikle önemli bir ilgisi var. İster istemez artık bunu da yani klasik finansla bu yeni finansı bir şekilde birleştirmeye çalışıyorlar. İşte bunu yatırım bankaları üzerinden başladı. Daha sonra yatırım bankaları bunu kendi mevcuttaki sistemleri üzerinden nasıl kullanabiliriz? Özellikle bu kripto teknolojisini, blockchain teknolojisini nasıl kullanabiliriz? Bunun üzerine çalışmalar başladı. En sonunda işte Bitcoin ile başlayan bir ETF süreci başladı. Daha sonra Ethereum büyük ihtimalle geldi ya da gelecek. Ethereum ETF'leri görmeye başlayacağız. Ve bunun gibi daha böyle büyük networklerin, ETF'lerin oluştuğu bir sürece doğru bizi götürüyor. İster istemez götürüyor. Türkiye'de buna yönelik adımlarını atmaya başladı. Sayın Bakan Şimşek de işte büyük ihtimalle Ramazan Bayramı sonrasında bir kanunun meclisten geçtiğini göreceğiz gibi duruyor. Tabii bu sistem ne kadar regüle olursa, o daha öncelerden duyduğumuz o mağduriyetlerin de oluşmayacağı bir yere doğru bizi götürecektir. İşte
bir dönem çok büyük çalkantılar da olmuştu. İşte batan bir iki tane büyük kripto borsası, burada yatırımcıların çok büyük zarara uğraması. Aslında bu bunun da regüle olması gerektiğini bize söylüyordu. Özellikle o saklama tarafı, hı hı, işlem tarafı bir şekilde regüle olması lazım. Bizde de regüle olacak. Bunda da öncü ülkelerden birisi olacağız diye düşünüyorum. Yani çok fazla dünyada da hani regülasyon bu anlamda yok. O yüzden de hani bir şeyi de yok. Bir standardı da oluşmamış vaziyette. İşte sermaye piyasaları diyoruz, orada bir standart var. İşte bankacılık diyoruz, orada bir uluslararası standartlar var. Ama bu tarafta uluslararası standartlar hala oturmadı, oluşturulmadı. Zamanla oluşturulacak. Ama bunda ilk adım atıyor olmak, bu standartların da gelişmesinde sizin kural belirleyicilerden birisi olmanız açısından önemli olacağını düşünüyorum. Burada ilk adım atanlar dünyada da bence bir şekilde öne geçecektir. Yani baktığımızda aslında bunun küresel bir borsası yok. Mesela Bitcoin diyoruz, bir piyasası var ama tek bir piyasası yok. Yani bir sürü aslında o kripto borsası dediğimiz yerlerde alım satımın gerçekleştiği, her birinde farklı kitlenin oluştuğu sistemler, gene aslında bir merkezi sistem yok. Aslında bir varlık var ama çok fazla yerde işlem görüyor. Bunu belki işte biz Türkiye'de ileride bilmiyorum olur mu olmaz mı, işte BIST gibi bir yapının altında belki trade edilmesi sağlanabilir. O saklama tarafında işte takas bank gibi yapılar oluşturulup onun üzerinden yapılabilir. Sanki süreç kaçınılmaz demeyeyim ama büyük ihtimalle oraya doğru da evet, yani bir şekilde gidecek gibi duruyor. Evet, var şu andaki o kripto borsaları diye tabir ettiğimiz yapılar belki bir yerden sonra şu an aracı kurum ya da yatırım bankası gibi yapılara doğru evrilerek daha çok böyle müşterilere hizmet eden ve oradaki likiditeyi sağlayan yapılara dönüşebilir. Aslında daha çok yolun başındayız. Daha çok gelişecek konular var. Büyük ihtimalle 5-10 yıl sonra da bu hani hisse senedi piyasalarının da önemli bir kısmının bu blockchain üzerinden aslında bu piyasalarda trade edildiğini de göreceğiz. Çünkü o asset-backed kriptoların da oluştuğunu ağır ağır göreceğiz. İşte İsviçre'de başladı. Büyük ihtimalle bize de gelecek. Tüm dünyada yayılacak. Yani bir hisse senedini aslında bir token haline getirip bunun 7/24 her yerde trade edilebildiğini göreceksiniz. Ya da herhangi bir varlığı, altında bir aset olan varlığın çok trade edilebildiğini göreceksiniz. O yüzden daha başındayız. Çok heyecanlı dönemler. Bunu da ağır ağır yaşa yaşa göreceğiz diye düşünüyorum ben. Ben biraz daha Murat Bey söylediği gibi kendi adıma democi tarafta kalacağım gibi görünüyor. Araya gideceğiz, gitmeden de çok kısa altın yorumunuzu rica edeceğim. Altın geçen hafta 2195 yaptı. Orada da şeyler yukarı doğru revize ediliyor galiba, hedefler, beklentiler. Tabii çok önemli seviyelerin üzerinde kapattı. 2100'ün üzerinde kalıcı şu anda, en azından son bir haftadır 2100'ün üzerinde kalıcı olmaya başladı. Tabii buralarda kalıcı oldukça hedef böyle 2500'lü seviyelere doğru. Ben 2024 yılı içerisinde 2500'lü seviyeleri artık göreceğimizi düşünüyorum. 2000'in altına çok kolay kolay gidecekmişiz gibi durmuyor. Artık bu seviyeler böyle kalıcı olarak altında bence orta uzun vadede bizi götürecektir. Yani altında o yeni bir trende bence başladık. Orta uzun vadede 2500 hatta 3000'lere doğru, yani uzun vadede gideceğiz diye ben düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir araya gideceğiz. Değerli izleyenler, araya giderken de bir haberimiz var. Haberimiz şöyle. Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya, Fitch'in not artırımını, işlerin doğru gittiğini işaret ettiğini söyledi ki aranın ardından döndüğümüzde bu konuyu konuklarımıza da soracağız. Önce haberimiz, ondan sonra aramız, sonra buradayız. Fitch çok yeni bir şey söylememiş açıl. Moody's de aslında ilk görünümü pozitife çıkarırken aynı şeyleri yazmıştı. 3 aşağı 5 yukarı. Fitch'te de 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri görüyoruz. S&P'de de öyle. Tabii bu sene kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye bakışında ve hem görünümü pozitife çekenler ilk defa da bir not artışıyla karşı karşıya kaldık ki Fitch biraz daha aktif davranıyor bu konuda. Tabii bundan sonrasına baktığın zaman Mayıs'ta bir S&P toplantısı var açıl. Temmuz'da bir Moody's var. Bir de Eylül'de tekrar Fitch var. Yani Fitch'in bir daha not artırımına açık, pencereyi açık bırakması ve bizi pozitif alması aslında bir daha Eylül'de aslında değerlendirmeye tabi tutulacak. Ama genel itibariyle baktığımız zaman gerek Fitch'in yazdıkları, gerek diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının yazdığı, gerek bizlerin sürekli tartıştığı, evet işler doğru gidiyor.
Yani politika ortodoks diye nitelendirdiğimiz para politikası haline geldi. Faiz artışları, sıkılaştırma, miktarsal sıkılaştırma önümüzdeki dönemde, evet Fitch de belirtmiş açıl, ilk çeyrekte bunları çok gözlemleyemiyoruz. Nedeni de çok açık, yılın başında yapılan zam, bir yıllık zamla birlikte ilk çeyrekte muhtemelen Mart sonuna kadar da devam eder. Ve perakendede ve tüketimde ciddi bir artış görüyoruz. Alışveriş merkez cirolarında görüyoruz, perakende datalarında görüyoruz, tüketimde görüyoruz. Yani dolayısıyla bu hala canlı tutuyor aslında büyümeyi. Fakat ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrekte önemli bir daralmayla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Merkez Bankası'nın aldığı tedbirler de bu yönde. İhtiyaç kredilerindeki artışı %3'ten %2'ye indirmek ve 2'nin üstünde artış sağlayan bankalarda nakit blokaj demek aslında çok önemli bir sinyalleme. Yani biz ikinci çeyrek, üçüncü çeyrekte önemli bir daralmayla birlikte enflasyonda da bir kırılmayla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bu politikayı sürdürmek lazım. Herkes aynı riske dikkat çekiyor. Olası bir hızlı daralmada acaba para politikasında bir değişikliğe gidilir mi? Yani bu herkesin aslında kabusu. Böyle bir şey olmayacağını Sayın Cevdet Yılmaz da bir daha belirtti aslında. Biz istikrarlı bir biçimde süreklilik arz eden bu para politikasına devam edeceğiz diyor. Dolayısıyla bir kere daha dile getirilmesi hem kredi derecelendirme kuruluşundan hem hükümet kanadından çok önemli. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Murat Salar, geçen hafta Cuma akşamı Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'ten bir karar bekleniyordu, bir değerlendirme bekleniyordu ama büyük oranda Türkiye'nin not görünümüyle alakalı bir değerlendirme bekleniyordu ama bir sürpriz oldu. B'den B+'ya yükseldi not, ülke notu ve kredi notu görünümü de durağından pozitife çevrildi. Birincisi, nasıl buldunuz, nasıl değerlendirdiniz kararı ki daha öncesinde zaten defalarca bunu anlatmıştınız bize kendi bakış açınızı. İkincisi de piyasalarda nasıl yankı buldu acaba bugün itibariyle ya da önümüzdeki günlerde nasıl bulmasını beklersiniz? Buyurunuz. Aslında açım CDS'ler yani piyasanın kendi fiyatlaması zaten bizi not artırım seviyelerine getirmişti. Daha önce de sen de belirttiğin gibi yayınlarda ilk adımlardan itibaren bunu neticeleneceğini zaman zaman birlikte müzakere ettik. Normal bir karar, olması gereken bir karar. Kredi derecelendirme kuruluşları negatif bir şey olduğunda çok hızlı hareket ediyorlar ama pozitifte çok hızlı hareket etmiyorlar. Biz doğru yoldayız. Yani bu onun teyidi. Her şeyden önce önemli bir aşama. Uzun yıllar sonra ilk defa Türkiye'nin notu arttı. Demek ki gittiğimiz yön, kıblemiz doğru. Bu tabii böyle dümdüz altı şeritli bir otoban değil. Yani zaman zaman zor kavşakları var. Yaşıyoruz da. Çünkü çok sayıda zor denklemi ekonomi yönetimi bir arada yönetmeye çalışıyor. KKM, kur koruma mevduat bunların en başında geleni. Orada bir enerji birikmiş vaziyette. Haftalardır azalarak devam ediyor. Yani KKM'den çıkış ekonomi yönetiminin ilk hedeflerinden bir tanesi. Sayın Bakan da her seferinde bunu vurguluyor. Bir çıkış var ama o çıkış son zamanda döviz talebi olarak gerçekleşiyor diye gözlemliyoruz biz. Onu da bir şekilde rezervler kullanılarak dengelenmeye çalışıyor. Bu programın ana hedefi dezenflasyon, yani enflasyonu düşürmek. Çünkü çok fazla negatif etki yarattı enflasyon. Bütün beklentiler bozuldu, fiyatlama davranışları bozuldu. Bir şekilde stopluluk diyeyim tırnak içinde hane halkında dahi başladı. Onun önüne geçmenin yolu enflasyonu düşürmek. Enflasyonu düşürmenin yolu da kurun enflasyona geçişkenliği bu denli artınca, çünkü TL cinsinden bir hesap yapmak imkansızlaştı. Herhangi bir ürünün değerine ancak dolar bazında veya döviz bazında bakabiliyorsunuz.
Öyle olunca fiyatlamalarda dövizin etkisi çok fazla oluyor. Döviz arttıkça enflasyon artıyor. Ekonomi yönetimi de programın ana çıpasını TL'nin değerlenmesi üzerine kurdu. Onun için de bizim bundan sonra ihtiyacımız olan en önemli gelişme diyeyim, yurt dışından sermaye girişi. Bu olursa eğer, bu KKM'den çıkışta gördüğümüz döviz talebi veya son 2 haftadır gördüğümüz bankalarda tekrar döviz limiti uygulanması, kısıtlamalar uygulanması veya serbest kur, serbest piyasa ile bankacılık arası, bankalar arası piyasa arasında tekrar döviz fiyatı farkı oluşmasının önüne geçmenin yolu tekrar döviz likiditesini sağlamaktan geçiyor. Benim inancım şu, seçimden sonra az bir zaman kaldı, yerel seçimlerin akabinde ilk adımlardan bir tanesi bu swap limitlerinin yavaş yavaş kontrollü bir biçimde yabancılar için açılması gerekiyor. Bununla birlikte yabancı girişi sağlarsak eğer, şu anda tıkandığımız yer döviz tarafı, programın bağlı olduğu şey TL'nin değerlenmesi, yani dövizin değerinin artmaması ya da reel olarak değerlenmesi diyeyim, TL'nin değerlenmesi derken yanlış anlaşılmasın. Yani nominal olarak döviz fiyatının TL bazında aşağı gelmesinden bahsetmiyorum. Ama reel efektif döviz kurunun yukarıya doğru gitmesi. Bunun için döviz girişine ihtiyacımız var. Bunun için yabancı yatırımcıya ihtiyacımız var. Yabancı yatırımcının gelmesi için de altyapının tekrar stabilize edilmesine ihtiyacımız var. Biraz komplikasyonları başladı. Yavaş yavaş yıl sonu için enflasyon beklentileri de yukarıya doğru revize edilmeye başlandı. Ocak ayında yüksek enflasyon bekleniyordu. Ama Şubat ayında gelen enflasyon biraz beklentilerin ötesinde oldu. Hükümet de bunun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bey açıkladı dedi. Şubat enflasyonu biraz beklentilerin üzerinde. Gerçekten de öyle oldu. Tekrar beklentilerine gelip yıl sonundaki 36 orta nokta olan, üstü 42 olan orta vadeli programdaki enflasyon hedefine yaklaşabilmemiz için Türk lirasının reel olarak değerlenmeye devam etmesi gerekiyor. Ve bunu sağlamanın yolu döviz fiyatının döviz piyasasında tek bir fiyat olması. Onun için de döviz likiditesi gerekiyor. Onun için yabancı yatırımcı girişi gerekiyor. Şu anda bence en çok bakacağımız şey dışarıdan içeriye ne kadar sermaye girişi olduğu olacak yılın geriye kalan kısmında. Peki Murat Bey, önemli bir şey aldım notlarım arasına. Seçim sonrasında swaplar, özellikle yabancılar açısından swap kanallarının açılmaya başlaması, gevşetilmeye başlaması dediniz ama yani şu anda uyguladığımız kur politikasını düşünecek olursak eğer, hani biz, ki çok güzel ifade ettiniz zaten, enflasyonla mücadele kapsamında biz şu anda bu yolda ilerliyoruz. Dolayısıyla seçim sonrasında acaba bu bir ekstra şey olarak geri döner mi bize, eğer ki açılacak olursa swaplar? Bir de programın ilk bölümünde dediniz ki dünyada şu anda para gidecek yer arıyor. Fitch'in kredi notu kararından sonra bizim uyguladığımız, doğru yani geçen sene Haziran'dan sonra uygulamaya başladığımız politikalardan sonra bizim acaba şansımız bir miktar daha artmış olabilir mi o gidecek yer arayan para havuzundan? Mutlak surette yani doğru tek doğruyu yaptığımız sürece er ya da geç bu takdir de edilecektir, taltif de edilecektir. Zaten biraz evvel söylediğim DDS'ler Türk bankaların özel sektörünün dışarıdan kolayca borçlanabiliyor olması, borç çevirme rasyolarının artıyor olması bunların hepsi aslında bunun teyidi. Sermaye akışının istediğimiz dozda değil ama gene de eskiyle yani yakın geçmişte kıyasladığımızda çok yüksek. O yakın geçmişe göre çok yüksek. Nominal olarak çok yüksek değil. Miktarda başlamış olduğu aslında bizim doğruları yaptığımızı gösteriyor. Dünyada da paranın gidecek yer aradığı, biraz evvelki kısımda konuştuk işte gelişmiş ülkelerde fiyatlama seviyelerinin bir doygunluğa ulaşıp ulaşmadığı tartışılıyor. Türk varlıkları hala çok ucuz. Biz niye ucuzladık? Doğruları yapmaktan imtina ettiğimiz için. Bugün doğruları yapıyoruz. Bunları yaptığımız sürece de doğrularla birlikte fiyat seviyeleri de örtüşecek. Ama birazcık döviz eksiğimiz var. Yani döviz likiditesi eksiğimiz var. Güvenlendi kaynakları yerli yatırımcı tarafında. Hala bir şekilde dolarizasyon yüksek oranda düşmesine rağmen düştüğü seviye dahi yüksek oranda. O güveni sağlamak için de içerideki dövizle ilgili endişelerin ortadan kalkması gerekiyor.
Swap'ların açılması bir volatilite yaratacak. Ama yani bu volatilitenin gelmesini engellemek uğruna da attığımız adımlar sorunu ileriye doğru öteliyor. Bir artımız var. Yerel seçimlerden sonra teorik olarak bizim yaklaşık 4 yıl seçimsiz bir dönemimiz var. Dolayısıyla iç siyasetin daha az tartışılacağı, birazcık daha daha kolay rasyonel kararların alınacağı bir döneme giriyoruz. Hatırlarsanız ilk hükümet kurulduğunda Sayın Bakan Sayın Mehmet Şimşek şunu söylemişti. Keşke iki seçim birlikte olsaydı demişti. Bugün anlıyoruz ne anlama geldiğini. Ben doğruların yapılmaya devam ettiği sürece Türkiye'nin uyguladığı politikanın doğruluğuna çok yürekten inanıyorum. Başka bir politika da yok. Yani burada belki şu eleştirilebilir ya da şunu tekrar gündeme gelme olasılığı var. Mevcut TL faiz oranları yetmeyebilir. Eğer enflasyonda bu trend kırılmazsa, çok hızlı bir yavaşlama görmezsek biz, kırılmayacakmış gibi duruyor. Kırılmazsa TL'yi birazcık daha cazip kılmak için faiz artışı gerekebilir. Orada Merkez Bankası'nın son birkaç aydır yaptığı, yani faiz artımlarının sonuna geldik kısmı belki eleştirilebilir. Onu o şekilde ifade etmek doğru muydu denilebilir ama bir şey, yani bir not olarak düşeyim. Bana göre muhtemelen ilave faiz artışları gerekecektir. Onunla birlikte swap limitlerinin açılmasıyla birlikte yabancı girişiyle, uluslararası sermaye akışıyla birlikte tekrar denge noktasını vuracağız. Belki biraz enflasyonda, hani yılbaşında daha umutlu olduğumuz, daha pozitif baktığımız seviyeler değil de bir tık daha üstünde yer alabiliriz. Ama bu şu demek değil, şunun altını tekrar çiziyorum. Yaptıklarımızın, uyguladığımız politika, uygulanabilecek tek politika ve doğruları yapıyoruz. Murat Salar, çok teşekkür ederim. Tam sizin sözü getirdiğiniz yerden Ferhat Yükseltürk. Şimdi Fitch'i elbette onu sormuş olayım size. Kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'in notu arttırması ve de not görünümünü pozitiften, durandan pozitife çevirmesini. Bir de geçen hafta Salı günü hatırlayın JP Morgan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayında politika faizini 500 bas puan artırarak %50'ye çıkarabileceğini tahmin etti. Deutsche Bank'tan da bugün yine benzer bir tahmin geldi. Yine Mart ayındaki toplantıda, Nisan değil Mart ayındaki toplantıda 500 bas puanlık bir faiz artışının yüksek ihtimal çerçevesinde olduğunu ifade etti. Neden? Ocak ayı %6,7 enflasyon tüfe, Şubat ayı %4,53. Şimdi Mart ayında da anladığımız kadarıyla yine beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme olursa, Murat Bey'in söylediği gibi ve yabancı kuruluşların tahmin ettiği gibi diyelim, sanki ek bir faiz artışı olacak gibi mi? Siz nasıl bakıyorsunuz? Olacak gibi mi değil, siz nasıl bakıyorsunuz? Yani öncelikle tabii Fitch tarafından başlayalım. Fitch'in aslında bu faiz, yani kredi notu artışı yani biraz sürpriz oldu. Biraz da aslında olması gereken oldu diyelim. Çünkü zaten CDS'de bir iyileşme görmüştük Murat Üstad'ın da söylediği gibi. Bu da Fitch derecelendirme kuruluşları içerisinde en bize karşı bonkör olabilen kuruluşlardan birisi. O taraftan da sürpriz bir şekilde, yani bu programı da destekleyici, en azından ekonomi yönetimine de moral veren bir hamle gördük. Tabii halen istediğimiz yerde miyiz? Değiliz. Oldukça uzaktayız hatta. Yatırım yapılabilir seviyeye. Ama en azından 12 yıl sonra galiba, 10 yıl sonra mı? 12 yıl sonra. 2013 Mayıs'tan bu yana ilk faiz, pardon faiz hep akıl faize gidiyor. İlk not artışı gerçekleşti ki bu da en azından o kötü gidişin sonuna geldiğimizi inşallah gösteriyordur. Hı-hı. Öyle söyleyelim. Ama tabii enflasyon tarafına gelecek olursak, yani bu programın nasıl hedefi olan enflasyon düşürme tarafına bakacak olursak, o tarafta maalesef işler çok istenildiği gibi gitmiyor. Yani burada ilk 2 aylık birikimli enflasyon %12'lere geldi sadece 2 ayda. Hı-hı. Ki yıl sonu Merkez Bankası hedefi %36, yani 3'te 1'ini neredeyse biz ilk 2 ayda gerçekleştirdik. Mart ayında da bence, yani şu andaki görüntü en azından, kötü bir enflasyon rakamıyla karşılaşabiliriz. Burada hem mevsimsel etkiler var, Ramazan etkisi var, gıda fiyatları üzerinde bir baskı büyük ihtimalle söz konusu. Bu bakımdan ilk 3 ayda biz neredeyse, yani 3,5'un üzerinde geldiği varsayım altında, yani neredeyse
%36'lık hedefin yarısını ilk 3 ayda zaten gelmiş oluyoruz. Gibi. Bundan neredeyse sonraki doğru. dönemde aylık %1,5'lu seviyelerde gerçekleşirse ancak %36'lık hedefimize yıl sonunda ulaşabileceğimizin anlamına geliyor. Ama şu andaki görüntü ve trend maalesef onu işaret etmiyor. Yani burada ek bir sıkılaştırma yapmamız lazım. Bu hem para politikası üzerinden hem de kamu maliyesi üzerinden geliyor olması gerekiyor. Bakan Bey kamu maliyesi tarafında üzerimize düşeni yapacağız şeklinde mesajlar verdi. Para politikası tarafında tabii istemediğimiz noktalara doğru gidiyor iş biraz. Yani o 2-3 ay önceki iyimserlik biraz yerini biraz daha kötümserliğe bırakmış vaziyette. İşte bunu da nereden anlıyoruz? Hane halkı tarafında bir döviz talebi var. Herkes de yani bir seçim sonrası kurlarda hareket beklentisi düzeltme olacağı başladı. Beklentisi evet. Bu tabii belki makro temel anlamında çok fazla altı dolu olmasa bile eğer piyasada böyle bir beklenti oluşmaya başlarsa her beklenti bir yerden sonra kendi kendini gerçekleştirir. Hı-hı. Özellikle kur tarafında. Bu baskıyı da görüyoruz aslında son 2-3 haftadır kur üzerindeki baskı hem döviz özellikle serbest piyasa kapalı çarşı diye tabir edilen piyasayla bankalar arası döviz piyasası arasında da fark oluşmaya başladı. Bunların hepsi sıkıntılı göstergeler. İşte Merkez Bankası'nın en son aldığı kararlar özellikle işte o makro ihtiyati tedbir diye tabir ettiğimiz işte ticari kredilerde ve ihtiyaç kredilerinde aylık %2 artışları 2'ye düşürmesi. Birisinde 2,5'dan 2'ye büyümeyi de diğerinde 3'ten 2'ye. Yani herkesin kafasında acaba o bir iki yıl önceki tedbirler işte faiz artıramıyoruz da bunları mı yapıyoruz gibi soru işaretleri oluşmasının nedeni oluyor. Bunun önüne geçmenin tek bir yolu var. Yani bir şekilde sizin faiz artırabildiğinizi gerektiğinde göstermeniz lazım. Bu da tabii belki 500 bas puan olmaz ama 250 bas puan bile olsa bir faiz artışıyla ya ben sonuna gelmedim istersem gösterge bozulursa tekrardan piyasaya dönerim. Ki onu zaten en son Fatih Karahan yönetiminde, yeni yönetimde Merkez Bankası söylemişti bunu. Söylemişti ama işte o son verdiği mesaj işte sonuna geldik sıkılık seviyesi o birazcık bence piyasada yeni bir test etme ihtiyacı doğurdu. Burada yani Merkez Bankası yönetiminin tekrardan hani yapabildiğini göstermesi lazım. Şimdiye kadar geldik yapabildik ama bundan sonra da yapabilecek miyiz eksiklaşma ihtiyacı olursa biraz bunu göstermesi gerekiyor. Burada belki Merkez Bankası'nın iletişimini daha da artırması gerektiği kanaatindeyim ben. Yani biz önceki dönemlerde sadece 3 ayda bir enflasyon raporlarında konuşan Merkez Bankası başkanlarına alıştık. Bence bunun artık değişmesi lazım. Biraz daha yurt dışındaki gibi aylık bazda belki de ayda bir iki kere Merkez Bankası başkanının ya da başkan yardımcılarının piyasayı belki konferanslar yoluyla olabilir ya da aylık toplantılar yoluyla olabilir, basın toplantıları yoluyla olabilir. Bir şekilde artık o iletişim stratejisinde beklediği ve götürmek istediği yere doğru piyasayı da hazırlaması lazım. Çünkü biz 3 ayda bir konuşarak ve sadece PPK metniyle beraber aslında çok fazla yönlendiremiyoruz piyasayı. İşte böyle dedikodularla beraber işte kur üzerinde de baskı oluşmaya başlıyor. Ve tekrardan sizin bu aldığınız önlemler herkesin kafasında soru işareti yaratmaya başlıyor. Bu bizim uyguladığımız programın önemli ayaklarından birisinin ben iletişim olduğunu düşünüyorum. Sayın Bakan Bey sürekli özellikle son dönemde bu iletişimi artırmaya çalışıyor ama burada Merkez Bankası'nın da artık devreye girmesi lazım. Eğer bunu yapabilirsek yani piyasayı Merkez Bankası kendi hedeflediği yere doğru götürebilirse, beklentileri o tarafa doğru çevirebilirse... Hı hı. Program başarılı olur ama eğer bunu yapamazsak daha yüksek faiz artışları ve daha fazla sıkılaşmayla buna gitmek zorunda kalırız. Bu açıdan bence bu programın eksik bacaklarından birisi olan o iletişimi tekrardan özellikle Merkez Bankası tarafında gözden geçirmek gerektiğini ben düşünüyorum açıkçası. Teşekkür ediyorum ben de. Murat Salar şöyle bir baktığımız zaman
31 Mart yerel seçimler. Genelde hep adresleniyor. Seçimden sonra işte maliye politikasında da ya da para politikasında da asıl etkiler seçimden sonra görülecek diye. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yine aynı konuya vurguda bulundu. Bu şeyin ardından Fitch'in değerlendirmesi, Fitch'in kararının değerlendirmesinin ardından fiyat istikrarının sağlanması zaman alacak diyor Mehmet Bey. Yerel seçimlerden sonra Türkiye'nin verimliliği ve rekabet gücünü arttıracak reformları da içeren orta vadeli programı uygulamak için seçimsiz uzun bir döneme sahip olacağız dedi ki siz de altını çizdiniz zaten bu konunun, bu değerlendirmenin. Seçimi ben biraz daha borsa tarafından soracağım, size sormak istiyorum. Yukarıda geçtiğimiz hafta ciddi bir satışlar oldu. Son iki günde toparladı. Bu hafta yine biraz daha sakin başladığını söyleyebiliriz. %0,26'lık bir kayıp var. Ama seçime kadar sanki, hatta belki seçimden bir miktar sonrasına kadar bu gitgelli piyasa bir süre devam edecek mi, eder mi, ne dersiniz? Yani değerlemelere baktığımız zaman önemli bir seviyedeyiz. Hani 300 dolar, işte 350 dolar, 320 dolar daha doğrusu karar aşaması. Yani biz genellikle işte 200 dolar altında Türkiye'ye ucuz, yakın geçmişte diyeyim son belki 7-8 senede 300 doların üzerinde de pahalı diye değerlendiriyoruz. Ama bugün uygulanan politika biraz daha farklı bir değerlemeyi gerektiriyor. Yani hak ediyor diye söyleyeyim. Çünkü eğer doğru yönetilirse Türkiye o yaşadığı mikro ihtiyati karar politikalarından makro ihtiyati karar politika setine geçmiş olacak. Bir dezenflasyon politikası uygulanıyor. Önümüzü görebileceğimiz bir zaman dilimi içerisine giriyoruz. İnşallah bir yol kazası olmaz ise. Böyle olduğu zaman bizim ihtiyacımız olan şey sadece zaman. Bu seviyelerin aşılması için bence henüz yeterince kuvvet yok. Eğer yabancı yatırımcı seçimden sonra, yani seçim bir zaman ise orada, zaman eşiği ise, karar eşiği ise ondan sonra yabancı yatırımcı katılımı, biz o kritik seviyelerin aşılmasını ve daha böyle coşkulu demeyeyim ama daha düzenli artışlarla daha yüksek seviyelerde dengelenen, hak ettiği değerleme seviyelerine ulaşan bir Türk borsası bekliyoruz. Biraz böyle sorgulanacak, hani dataların takip edileceği, enflasyon başta olmak üzere. Çünkü diğer datalarda pek sorun gözükmüyor. Cari açık aşağıya gelecek, büyüme iyi geldi. Bunlarda herhangi bir problem yok. Şirket karlılıklarında gene çok önemli sorunlar yok. Enflasyon muhasebesinin getirdiği bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Anlamamız gerekiyor yeni bilançoları. Onlarla ilgili soru işaretleri olabilir ama genel anlamda politika doğru. Bunun yansımalarını diğer taraflarda görüyoruz. Sorun kurda. Kurun bir şekilde tek kur, bütün Türkiye'de bu çok önemli bence. Tek kurun bilinmesi gerekiyor. Aksi takdirde işte o dedikodu kısmı, yani sokaktaki bu işin çok konuşuluyor olan kısmı başlıyor. Oraya geçersek değerlemede de daha yukarı bir yerleri göreceğiz. Şu an belki erken olabilir. Biraz belki bir yataya geçmemiz gerekebilir. Tek şart bence yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisini görebiliyor olmamız. Peki Murat Bey, son olarak şunu da sormak istiyorum. Portföylerde, alokasyonlarda son dönemde yaşananların ardından bir değişiklik oldu mu, yoksa pozisyonlarımızı koruyor muyuz? Ne dersiniz? Biraz tekrar kıymetli madenler altın başta olmak üzere portföylerin ilgi alanına girdi önemli bir dozda. İse senedi TL, daha çok TL ağırlıklı gidiyorduk. Yani dövizlerin miktarını azaltmıştık. Son gelişmeler biraz tekrar dövizi sorgulatmaya başladı. Bundan sonra değişiklik olacaksa bu döviz kısmındaki belirsizlik ortadan kalkmazsa belki biraz döviz enstrümanlarına ilgi göreceği bir zaman olabilir önümüzdeki dönem. Çok teşekkür ediyorum Murat Salar. Ferhat Yüksel Türksu, yine size de aynı şekilde sorayım. Bu alokasyonlarda sizin bakışınızda bu paralelde acaba bir değişiklik gösterdi mi? Yok, bence yani değerli maden ve borsa tarafın TL varlıklarda da borsa önüne çıkacaktır. Ama borsada ben de üstadı katılıyorum. Biraz yatay bant içerisine gideceğiz. Yani bu büyük ihtimalle 1,5-2 aylık bir süreçte böyle devam edecektir. Ama ondan sonra eğer yabancı yatırımcı gerçekten gelmeye başlarsa orada yeni bir trend başlatabiliriz.
Berat Yükseltürk çok teşekkür ediyorum. Murat Salar çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bu akşam bizimle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Ve yavaş yavaş kapatmaya hazırlanıyoruz değerli izleyenler. Ama kapatmadan önce grafiklerimizi ve de gündem başlıklarımızı da aktaralım. Önce vadeli işlemler ve opsiyon borsası. VIOP 30'da en son geçen rakam %0,14 aşağıya 10.190 puan olarak gerçekleşti. Amerikan borsalarında S&P 500 şu sıralarda %0,11 kayıpta. Dow Jones %0,12 artıda. Nasdaq'ta yine orada satışların çok hafif biraz daha arttığını söyleyebiliriz. %0,3 eksi de Nasdaq endeksi de. Peki yarının önemli gündem maddeleri acaba hangileri? Gelsin ekranlara. Saat 10'da Türkiye cari denge Ocak ayı. Cari denge verileri gelecek. Sanayi üretimi Ocak ayı ve yine inşaat maliyeti endeksi Ocak ayı verisi açıklanacak. Aynı saatte İngiltere'de işsizlik oranı var Ocak ayı verisi. Almanya TÜFE Şubat ayı ve final verisi gelecek. Saat 15'te OPEC aylık raporu açıklanacak ve saat 15.30'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Şubat ayı tüketici fiyatları endeksi açıklanacak ki piyasalarında dört gözle beklediği verilerden bir tanesi. Saat 21'de de federal bütçe dengesi verisi açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Böylelikle de bu akşamın sonuna gelmiş olduk değerli izleyenler. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek hoşça kalınız. İyi geceler.